Koronavirüs tüm dünyada insanların gündemini oluşturmaya devam ediyor. Koronavirüs dolayısıyla yaşadıklarımız tabiri caizse film senaryosunu andırmakta. Virüs, bulaşıcı ve salgın hastalıkları konu edinen filmler, başta Hollywood olmak üzere farklı yapımlarla daha önce işlenmişti. Bu yapım senaryo ve gerçeğe yakınlıkları ile bize çok şey söylüyor. Bugün koronavirüs dolayısıyla yaşadıklarımıza anlam katacak, ufkumuzu açacak en iyi filmleri sizler için derledik. Salgın. Hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gün içinde öldüren ölümcül bir virüs salgın şeklinde yayılmakta. Dünya çapında uzmanlardan oluşan medikal bir ekip hem salgına çare bulmaya çalışır hem de insanlarda virüsten daha da hızlı yayılan panik halini kontrol altına almaya çalışır. İnsanlar şimdi hem canlarını kurtarmaya çalışırken hem de dağılmanın eşiğine gelen toplumsal hayatı tutunma mücadelesi verir. Sıradışı filmlerin yapımcısı ve yönetmeni Steven Soderbergh'ün 2011'de çektiği 3. ve son filmi olan Salgın'ın senaryosunda İspiyoncu filminde beraber çalıştığı Scott Burns'ün imzası var. 2000'de çektiği Trafik filmiyle en iyi yönetmen Oscar'ına uzanan Soderbergh'ün bu filminde de vazgeçemediği oyuncu Matt Damon var. Dünya premieri 68. Venedik Film Festivali'nde yapılan film, Film Ekimi 2011 programında göze çarpan usta işi yapımlardan. Eleştirmenlerden tam not alan film için türler arası geçişi seven yönetmen Steven Soderbergh'ün soğuk anlatım tarzıyla örtüştüğü yorumları da yapılıyor. Karantina. Bir televizyon muhabiri olarak çalışan Angela Vidal, yanında kameramanı ile birlikte Los Angeles itfaiyesinde bir haber peşindedir. Gece vardiyasını programlarına konu etmek için beklerken 911'e gelen bir telefon rutin geceyi unutulmaz bir dehşete çevirecektir. Gittikleri küçük bir apartmanda bir kadının kanı donduran çığlığı duyuluyordur. Kadın ne olduğu anlaşılmayan bir şey tarafından etki altındadır ve bina karantinaya alınır. Oradaki tüm iletişim araçları kesilmiştir ve binanın karantinaya alınması kararlaştırılınca olanlarla ilgili ellerindeki tek kanıt basının video kayıtları olmuştur. Zombi Ekspresi. Sukvo, yoğun iş temposundan dolayı sürekli kızını ihmal etmektedir. Doğum gününde kızın ısrarlarına dayanamayan Sukvo, onu eski eşinin yanına götürmek için gönülsüzce soldan kalkıp Busan'a gidecek olan trene biner. Tren kalkmak üzereyken Güney Kore'yi etkisi altına alan yakıcı bir zombi virüsünden etkilenen bir kadın, virüsü trendekilere yaymaya başlar. Virüsün bulaştığı herkes birer birer zombiye dönüşür. Sebebi belirlenemeyen virüs tüm ülkede yayılırken hızla Busan'a yol alan trende de Sukvo, kızı ve daha birçok yolcu amansız bir hayat hayatta kalma mücadelesine girişir. Veba. Veba illetinden korunma yolu olarak Meksika körfezindeki hiç kimsenin ulaşamadığı bir kumsala ulaşmak Danny'nin en büyük arzusudur. Bu katil kendini sıyırmaya kafasına koyan Danny, kardeşi Brian, kız arkadaşı Bobby ve Danny'nin okuldan arkadaşı Kate, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısı boyunca hayalini kurdukları bu güvenli mekana ulaşmak için hızla yolları kat ederler. Çocukluğundan aklında kalan hatıralarına bel bağlayan Danny, Meksika körfezindeki ıssız kumsalın hepsinin derdine derman olacağı konusunda grubu ikna etmiştir. Yeni dünyaların kuralları oldukça basittir. Yan yollardan gitmek, her ne pahasına olursa olsun diğer insanlarla temastan kaçınmak. Ama dikkatsiz davranışları yolculukların uzamasına neden olmaya başlar. En az onlar kadar kendilerini korumaya çalışan, virüs bulaşmamış insanlarla veya umutsuzluk içinde yardım isteyen, virüs bulaşmış kişilerle karşılaştıkça boş yollar ve kasabaların arasında çocukluk masumiyetleri yavaşça zayıflar. Yolda geçirdikleri 4 gün boyunca bu 4 kişilik grup hiçbir insanın yüzleşmek zorunda kalmaması gereken ahlaki kararlar vermek durumunda kalır. Karşılarındaki en büyük düşmanın insanlığı tehdit eden virüsün değil, iç dünyalarında su yüzüne çıkan karanlığın olduğunu keşfederler. ...28 gün sonra ölümcül bir virüs İngiltere'yi tehdit altına almıştır. Bir araştırma laboratuvarındaki hastalıklı şempanzelerden yayılan bu virüs ise yakalanan insanlar zor durumdadır. Bu işle mücadele eden kişiler sadece virüsü yok etmek değil, hastalığa yakalananlarla da büyük sorun yaşamaktadır. Çare olarak askerler tarafından yönetilen sığınağa taşındıklarında çok başka sorunlar ortaya çıkmaya başlar. İngiltere yapımı filmin yönetmeni Danny Boyle oldukça başarılı bir iş çıkarmış. Kumsal adlı filmini de uyarladığı romanın yazarı olarak bildiğimiz Alex Garland filmin senaryo yazarı. The Flu. Havadan bulaşan bir virüs,
Seoul'u etkisi altına alır. İnsanlar salgın karşısında çaresizce önlem almaya çalışırken salgına yakalananların sayısı hızla artar. Hava yolu ile bulaşan virüs 36 saat içinde salgına yakalananları ölüme sürüklemektedir. Seoul'un sadece 19 mil uzaklıktaki bölge tamamen karantina altına alınır. Salgına karşı aşı geliştirmeye çalışan Inhai ve kurtarma görevlisi Jigo bunun için karantina altındaki şehre gitmek zorunda kalır.